Değerli sürücüler, duraklama ve park etmenin yasaklandığı hallerle hangi hallerde araçlarınız çekilerek kaldırılır? Buyurun, beraber izleyelim. Trafikte araç ve sürücü sayısının artmasıyla birlikte uygun park duraklama alanlarının belirlenmesi ve belirlenen kurallara uyulması trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli şartlarından biri haline gelmiştir. Bu bağlamda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde duraklama ve park etmenin yasaklandığı hallerle hangi hallerde araçların çekilerek kaldırılacağı belirtilmiştir. Park yasağı olan yerlere araç park etmek hem trafiğin sağlıklı işleyişine engel olur hem de aracınızın çekilmesiyle sonuçlanır. İşte park etmeniz halinde aracınızın çekilmesine neden olacak 9 önemli nokta. 1. Trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park. 2. Taşıt yoluna birinci sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyecek ikinci sıra park. 3. Engelli sürücüler için ayrılmış park alanları. 4. Dikey ve yer işaretlemeleriyle belirlenmiş duraklar veya yakını alanlar. 5. Yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi. 6. Yaya yolu ve diğer yaya geçitleri. 7. Kamunun faydalandığı hastane ve otopark gibi yerlerin giriş ve çıkışı. 8. Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya bunlara yakın mesafeler. 9. Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri veya yakını. Söz konusu noktalara park eden araçların çekileceğini ve sürücülerine 132 ile 264 lira arası değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağını lütfen hatırlayın. Trafikte gösterdiğiniz özen ve saygı için teşekkür ediyoruz. Unutmayın, sağlıklı işleyen bir trafikle aracınız hep sizinle.